Merhaba sevgili Oluşum Haber ailesi, değerli konuklarımız. Evet, sektörel haberler, siyaset, gündem, her türlü farklı konularda değiniyorduk ama bugünkü programımız gerçekten çok özel bir konuk oldu. Sağ olsunlar bizlere evini açtılar hocam kıymetli eşiyle birlikte. Biz de burada olmaktan çok mutluyuz hakikaten. Hemen kendilerini bir kısaca anlatmak istiyorum ama o kadar çok titir görev var ki isimlerde çok fazla bir görev alıyoruz. ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliği yapmış. Emekli Profesör Doktor Yurdanur Tulunay hanımefendinin konuğuyuz. Sağ olsunlar Seferihisar'da yaşıyorlar. Ve biz de böyle bir duayenleri burada bulmak hakikaten çok mutluluk verici. Öncelikle ben tebrik ediyorum hocam. Sizlerden öğreneceğimiz gerçekten çok şeyler var. Ya estağfurullah. Yaşım sadece siz belirli. Nasılsınız hocam? İyisiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nasıl buldunuz bu kadar süreçten sonra Seferihisar'a yerleşme fikri? Yurt dışından döndüğümüz zaman ne kışlık evimiz vardı ne yazlık evimiz vardı. Tesadüfen bir kooperatif kurulmuş. 13 kilometre güneyde Doğankent. Girdik. Senelerce bekledik. Sonunda işte 45-50 sene evvel taşındık. Ondan sonra da bir ayağımız hep burada oldu. Ne kadar güzel. Burada olmak da hakikaten iyidir. Bir ayrıcalıktı ama maalesef o güzel Seferihisar yerine şimdi. Evet, çok özel bir olmayan bir büyüme var. Ondan mutlu değiliz pek. Değil mi hocam? Evet, yine biraz daha izole bir alan. Bulunduğunuz ortam da hakikaten çok keyifli. Şimdi biz işte fen liseliler, bizim öğrencilerimiz, meslektaşlarımız, arkadaşlarımız. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ilk Türk fen lisesi açıldı Türkiye'deki. O yüzden ben fizik bölümünde asistanım o zaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin. Sonra eşimle bir tesadüf sonucu karşılaştık ama o da aynı benden daha sonra elektrik mühendisliği bölümünde öğretim üyesi oldu. İşte o şekilde tanıştık eşimle. Çok güzel. İkimiz de yurt dışına gidecektik. Eşimin olduğu yerlere kendimi taşıtmaya başladım. Böylece karışık bir eğitim hayatım oldu. Çekirdek fiziği, nükleer fizikten uzay fiziğine geçmem gerekiyor. Yani müthiş bir serüven, araştırmacı ruhunuz da ön plana çıkmış. Yani her şey böyle tepeden inme seçerek olmadı anlatmak istediğim ama ortaya çıkan mütevazi bir geçmişim var. 11 seneydi, 17 okulda okudum. Babacığımın tayinleri nedeniyle bir dağ başından öbür dağ başına giderek Türkiye'de subaydı baba. O da ayrı bir gurur veriyor. Biz Cumhuriyet'in ilk kuşakları Cumhuriyet'in kıvancını yaşayarak, gururunu yaşayarak maddi hiçbir şey beklemeden yani bir gün daha iyi olacağız diye uğraşan nesiliz. Onun için mütevazı koşullarda yaşadık. Çok güzel. Yani dolu dolu biz, yani geçmişiniz var. Ben internette de araştırdım bu değerli izleyenler. Hakikaten böyle büyük bir donanım, müthiş bir duayen, bilim adamı, bilim kadını. Yani Türkiye'de uzay üstü çalışmalarında çok ciddi çalışmalar yapmış ve hala da üniversitelerde de seminerlere katılarak eğitim de veriyorsunuz değil mi hocam? Yani yani biraz çağımız, müsaade ederseniz ben eşim derim. Çünkü bütün bu serüveni beraber geçirdik son 50 yıldır. Ersin hocam. Ersin. Sonra bir sohbete sizleri de katmak isteriz aramıza. Sen bana yardım et, sen bizleri anlat. Az ve öz anlatıyorsun. Aha, çok tatlı. Yardıma gerek yok. Biz de yere tutuşalım. Ya ne kadar güzel. Maşallah. Biz burada öyle meşhuruz. Yani. Evet, sitede adınız çok geçiyor. İle tutuşarak yazıyorsunuz. Ne kadar güzel. Evet. Evet Ersin hocam, biraz da sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Şöyle bırakayım. Ersin Tulunay. Nüfus kağıdımızda bir de Süleyman'ı var. O zaman adetti. 1939 11 Nisan. Şimdi 84 artıdayım. Evet, ben de 11 Aralık 1940. Harika, hiç göstermiyorsunuz, gayet dinç. Yok yok, aynaya bakmazsak 30 yaşındayız. Okul. İlkokul Kandıra'da başladım. Çok ilginç bir okuldu. Öğretmenim Aliye Gülen, hala hatırlarız, 1945
1945'ten bu tarafa. Modern bir eğitimle başladık. Kandıra. O zaman Kandıra şimdiki gibi bir anlamda böyle şehirleşmiş değil. Bana göre olumsuz şu andaki durum. Evet. Çok hoş bir yerdi. Orada başladım. Ondan sonra babam subay olduğu için biz de gezdik. 2 ve 3'ü Edremit'te. O da yine Hayriye Tunca. Hatta bana yazdığı bir hitap vardır, hala saklıyorum. O da işte 46-47'ler 2 ve 3. Edremit İstiklal Okulu. Sabahları derse girince gösterirdi, bu duvardaki kurşun izlerini unutmayın. Bunlar İstiklal Savaşı'ndan kalma. Bunları hep aklınızda tutun derdi. Ondan sonra 4 ile 5 İstanbul. Orada da hepsi tabii şimdi bu dünyada değillerdir ama Şehrivan Birden hocamız, öğretmenimiz. Ondan sonra ortaokul Bahçeli Evler, 3 sene Ankara Bahçeli Evler. Çok güzel bir okuldu. Ondan sonra 3 yıl, bizim zamanımızda 3 yılda Ankara Atatürk Lisesi. Oradan da pek çok tanınmış insan çıkmıştır, yani onlarla gurur duyuyoruz. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi. Aslında hep gönlüm ODTÜ'deydi. Fakat elektrik istediğim için, o zaman elektrik yoktu, 1956'dan bahsediyorum. Onun için İTÜ'ye girdim, 56-61. İTÜ'den mezun oldum, o zaman 5 yıldı. Ondan sonra 2 yıl askerlik, Mamak Muhabere Okulu ve ARGE Başkanlığı. Ondan sonra da hep profesyonel yaşam, dışarı çıkışlar dışında ODTÜ. İşte bir 5-6 yıllık dışarı çıkış var doktora için. Ama hemen yapar yapmaz 2 sene ek çalışıp döndük yani. Hiçbir zaman ülkemizi bırakmadık. Ne kadar güzel. İşte ODTÜ'den de ara şey var, Hacettepe Üniversitesi var birkaç yıl. Ondan sonra Gazi Üniversitesi var. ODTÜ'den izinli gidip geliriz. Kurulmaktaydı o zaman elektrik. TÜBİTAK'ta birkaç görev alınmıştı. En son da Marmara Araştırma Merkezi'nde Bilişim Enstitü Müdürlüğü. O zaman da özellikle savunma sanayini tanıma fırsatı oldu. Sonra işte 61'de, 61 mezuniyetim, 2001-2006 arası TÜBİTAK ve 2006'da emekli olunca oradan da ayrıldım TÜBİTAK Marmara Araştırma. ODTÜ'de bir miktar daha ek şey olarak yani emekli olarak ders verdim. Asıl ben süreç denetim yani endüstri sistemlerinin denetimi, ona çok kendimi vermiştim. Enerji sistemleri, akışkan yatak diye bir sistem vardı tam o zaman, hele Türk yiğitleri için. Ama işte Türkiye'de bilinen engellerle yerli üretim pek desteklenmiyor, kaldı. Ondan sonra da işte son olarak eşim Yurdanur'un bu uzay işlemine girmesiyle orada dallar arası ilişki çok verimli oluyor. Çünkü bizim bildiğimiz ve kullandığımız bazı şeyler başka bir dalda, örneğin uzayda çok fazla uygulanmamış oluyor. Ve biz mesela bu akıllı sistem dedikleri, işte sinirsel ağlar, bulanık mantık, neural nets, fuzzy logic, onlara bağlı modeller. Ve Yurdanur'dan dinlediğiniz bir kısmını, öylece bir kısım Avrupa etkinlikleri. Çok güzel, emeklerinize sağlık hocam. Kendim, ne kadar güzel. Yani bu evde ilim, bilim konuşulması çok verimli. Yani beraber geçirdiğinizde ne kadar güzel sohbetlere de karşılaşıyorsunuz. Siz kendinizde girerseniz ekşi sözler falan genellikle çıplak hoca, yaş kız, kısa gezer
filan diye meşhurumdur. Bakalım hocam. Şimdilik yani söyleyebileceğim bunlar. Evet, çok, çok güzel. Seferihisar'ı nasıl buluyorsunuz hocam? Bir de bölgeyle ilgili konuşmak isterseniz. Seferihisar için değerlendirmeniz. Yani Seferihisar işte 1980'den beri herhalde ilk Bağan kent. Evet. Ondan sonra da işte 3. Bahar. Şapovi'ye 81'de mi? 80-81 Japonya. Ona gitmeden gelmiştik. Ha, bir sene ilginç bir Japonya'mız var, bir buçuk yıl. Buradaki kurucu ve işte şeyler, yöneticiler veya bir de asıl buranın nüfusunu oluşturan yani kişilerin çoğu bizim önceki öğrencilerimiz, sonraki meslektaşlarımız. Çok iyi. Yani. Burası da çok ilginç bir sitedir. Hukuki durumdan da yani bağımsız tapu yok. Kullanım hakkı gibi ama çok ayrıntıya girmeyeyim. Örneğin bağımsız satamazsınız yönetim kurulu kararıyla ancak. Bu bizim için çok iyi çünkü maalesef Türkiye'nin son yıllardaki durumlarında yozlaşma çok artmış durumda bize göre, diyeyim kişisel, genellemeyeyim. En azından bir, o siteye öyle oldu. Bir siteye giriyorsunuz, ben kimseyi küçümsemiyorum ama belirli bir grup olarak giriyorsunuz. O grup hızla değişiyor. Satışlar oluyor, ölümler oluyor. Sonuçta hiç alışmadığınız bir ortamla karşılaşıyorsunuz. Buranın en güzel özelliği alışta, satışta denetim. Hatta biz buraya ilk girerken öğrencilerimiz, arkadaşlarımız, hocam kusura bakmayın, özgeçmişinizi yönetim kuruluna sokacağız dediler. Yani, biz de memnuniyetle verdik ve yönetim kuruluna geçerek girdik. O muhafazalığını koruması bu sistemin bir evet, çok önemli. Burası devam eder. Başınıza iyi kuruluyor mu? Kurucuları gerçekten yani Semih Kumbasar başta olmak üzere çok geniş ve ileri görüşlü bir yaklaşım. Çok güzel. Seferihisar'da da böyle kişilerin olmasına çok gerçekten güzel. Çok ihtiyacımız eksik var. Olmayın, sizlerin de burada olması için. Şu bahçe sulaması bile örneğin. Bahçe sulama, kendim paramı veriyorum, kendi suyumu kullanıyorum demeniz hoş karşılanmıyor. Çünkü bütün bahçelere uzanan baraj suyu var. O da sembolik bir fiyat tonu, şu kadar kuruş mudur nedir. Bunlar çok hoş şeyler. Tabii. Ekolojik bir denge içerisinde giden bir site, bunu muhafaza etmek de çok iyi. Yani parayı verdim böyle denmez. Eşim de çok meraklı, hatta benden de atık suları bile yani bahçeye konabilecek atık suları ne bileyim 3-4 bardak bile olsa dışarı yağlı dökme. Yağlı olmadıkça döküyoruz yani. Dışarı dökme. Umarız burada karşılıklı mutlu yaşarız. Çok güzel hocam. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben özellikle size teşekkür ediyorum. Çünkü her ne kadar eşim avarene istiyorsa da avarelik olarak görüyorsa da bizi çabalarımızın bir kısmını uyguluyoruz. Yok, onu görmüyorum canım. Görmüyor da yani Türkiye'deki Türkiye'deki bir bölüm durum. Durum. Çağımız 2000 süpürdüktür. Sonraki ilk 50 yılın ikinci 50 yılında çağımız hedef olarak 2007'den 2057'ye kadar Space Situational Awareness denilen yere yakın uzayın, yer gezegenine yakın uzayın durumunun farkındalığını tarif etmek, öğretmek, yaymak. Bu nedenle işte ilkokullara da öyle bir evet, uygulamayı size aktarırız. Know-how'ı. Siz gurur duydum. Pırıl pırıl iki tane Cumhuriyet çocuğu. Çok güzel. Sizlerle öğrendiğiniz çok şey var. Yani korkuyordum kimle karşılaşacağımı bilmiyordum çünkü. Kapınızı açtınız. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman için. Yayınlarınızı da gördüm. Çok ilginç. Evet. Onlar 10. yılınızı kutlamışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendinizin 18'i galiba. Evet. Kendimizin 18'i.
Mesleki evet, bayağı bir yorucu ama tabii sizler kadar olmasa da biz de bu bölgede yok, kendimizi bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. Aslında şey yok, aklıma geldi. Türkiye'de bir eşim var. Yani benimle aynı dili konuşabilen. Öğrencilerimiz var, arkadaşlarımız var ama onlardan farklı bir şekilde benimle aynı dili konuşabilen. Bir de manevi bir oğlumuz var. Bu manevi oğul, ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'nin kuruluşunda, sonra da dekanlığını yaptı başka bir dilimde, zaman diliminde. Bu bir akreditasyon sistemine girecekti üniversite. Çok gurur duyuyorum. 235 yıl sonra bir kadın rektör, 225, 225 35'te yakalayalım onu. Hem de kadın mimar, rektör. Hakikaten üniversiteyi güncelledi, yani çağımıza getirdi. 225 yıl sonra bir kadın rektör hem de mimar. Mimar. Çünkü içi aslında hoş değil ama neyse. Mimarları pek mühendis saymaz. Onun için vurguluyor. Hem de mimar diyor. Profesör Gülsün Sağlamer adı. İşte beni de dekan olarak davet etti. Eksik olmasın mı diyeyim bilemiyorum. Benim için bir şeydi, şerefti tabii. Ama üniversitenin 15 tane fakültesi var İTÜ'nün. Bizim ODTÜ gibi değil yapı orada. Daha çok fakülte var. Ve akademik akreditasyon ABET yazılıyor. EBET okuyuluyor ama biz Türkçe okuyoruz ABET diye. Rektör üniversite yönetim kuruluna getirdi. 14 fakültemiz bu şeye girecek, değerlendirmeye girecek dedi. Tüm baktım bizim fakülte yok ortalıkta. Ben de dedim ki sayın rektör, niye bize fakülte yok? O da dedi ki o zaman sizin daha binanız bile yok. Çok önceden başlamış bir bina, hala bitirilmemiş. Ve işin zor tarafı, öbür mühendislik fakülteleri hep dışarıyla iş yapıyorlar, bölümleri pardon, fakülte değil. Ve maddi gelirleri var fakat bizim bölüm tamamen politik, sosyal bir kutuplaşma içinde, hiç öyle bir olanak yok. Yani daha varlıkları var onların, bizde parasal varlık da yok. Ben de dedim ki Gülsün Hanım, siz eğer binayı bitirirseniz ben deneyimliyim bu konuda. Ben de o fakülteyi elbetten geçireceğim. Böylece düşüncem şuydu, içerideki sivri çıkan sesleri susturacağız ve böylece işimize devam edeceğiz. Ya amacım oydu aslında. Ve o bana inandı, ben ona inandım. Fakat bu elbette şeyi var, yani Amerikan akreditasyon sistemi dedikleri elbette. Sizin mezunlarınızın bileşenleri var, iş adamları, o mezunlarınız nerede çalışıyor, yani geçmişinize dönük tabii tüm verilerin toplanması lazım. Fakültenin öyle bir sınavdan geçmesi lazım. Fakat İTÜ'de daha klasik bir eğitim olduğu için yok öyle bir şey. Uçak mühendisliği bölümü de makine kürsüsündeymiş, makine mühendisliği kürsüsündeymiş. Atatürk'ün ilk kurduğu bölümdür aslında. Sonra bu fakülte kurulunca Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi olarak taşındılar. Hiçbir arşiv yok. Yani geçmişe ait hiçbir şey yok. Makine fakültesinden uçak mühendisi olarak mezunlarının listesini bulduk. Ve onlara güzel bir mektup yazdım. İşte Amerikan akreditasyon sistemine, EBET'e giriyoruz. İşte sizlerle iletişim kurmak istiyoruz filan diye. Can Eren diye birisi de işte esas siz, yani ilginç olan o, onunla ilişki kurarsanız dünya kadar şey materyal çıkarır size. Can Eren, onu sen hatırlıyorsun. Türk Ordu adına, orada ne yapıyormuş? Afet demiş. F-16'ların proje subayı zannediyorum Amerika'da, Türkiye adına. O medyada çok görürsünüz onu. Yani şey, evet, onu incelemenizi rica ediyorum. Çünkü hakikaten size çok döküman çıkar orada. Ve hiçbirini tanımıyorum. Bir sürü insana yazdım. Sonra aradan zaman geçti. Dekanı benim 3 dönem yaptım değil mi? 3 dönem yaptım galiba. İşte 4'er seneden, yok 3'er seneden bizimkiler 3 rektör öldü. 9 sene filan, 8,5-9 sene. Döndüm Orta Doğu'ya sonra. Birisi telefon ediyor. İşte sizinle görüşmek istiyorum filan.
İşte siz Türkiye'deki ilk havacı kadın profesörsünüz falan diye. Ben havacılık değil benimki, uzay havacılık sadece 10 kilometrenin dışı. Ondan sonra fakat öyle çok şey gelir ondan sonra. Ben de biraz zorlandım şeyleri randevu vermekte. Sonunda o kadar ısrar etti ki buluştuk. Meğerse o mektubu ben bilmeden Caner'e yollamışım. O sırada Amerika'daymış. Ve demiş ki 22 senedir mezunuz, bu kadın da kim böyle bana başına yazan. Ve böylece Can Erer eşimden sonra Türkiye'de bu yerle güneş arasındaki ortamın önemini ikisinden başka kalpten bir de ben varım. Öğrencilerimiz bir şeyler öğrendiler. Arkadaşlarımızı anlatıyoruz, sizlere çok anlatıyoruz ama bir türlü mayalandıramadık. Umarız sizinle ilkokuldan başlayarak yapacağımız etkinlikle bu iş sayenizde mayalanır. Seferihisar'da meşhur olur umarız. Tabii. Mesela burada hiçbir üniversitede böyle bir dal yok mesela. Kesinlikle. Şimdi bunu da Seferihisar'da gerçekleştirmiş olacağız. İlkokul, ortaokula bu bilinçle gidenlere zorlayacaklar. Öyle bir durum açacaklar mecburen. Yani evet. Ben ileriye de biz olmasak bile diye bakıyorum. O bakımdan şey yani biraz kadın şeyine ben ayrımcılığını sevmem. Yani kadın demek bir yerde ayrım demek. Eşit, anayasamızın bize eşit hak olarak tanıdığı bir şeyi düşündürtmeye başlamak gibi geliyor. Onun için ben kadın erkek eşitliği olarak görmeyi tercih ediyorum. Ama Can beni ikna etti. Çünkü Amerika, Kanada'da uluslararası havacı kadınlar enstitüsü varmış. Ve onların etkinliklerinin şeyini de Can Türkiye'de yapıyor. İstatistik çalışmalarını falan Türkiye'deki kadınlar için yapıyormuş. Bu işte tutturdu illa. İşte siz dedi ilk yere yakın uzaylı deniyor. İlk havacı kadın profesörsünüz. Can diyorum ben 10 kilometre değil, 100 uzay. Şey 150 milyon kilometre ile ilgili bir uzaya ait. Sonra vardır başka birisi olabilir filan. Meğerse yokmuş hakikaten. Ondan sonra bu benim dekanlık cübbesini ona hediye ettim. Çünkü hiç kimse, yani çevremde, eşim dışında, onun kadar işin içine girip de beni bulup da bana ısrar eden biri çıkmadı. hep ben böyle kendim şey yaparak bulurdum ama beni siz buldunuz. İlk defa oldu bu kendiliğinden. O bakımdan Can'ın o şeyini unutamam. Güzel de bir yazı hazırlama. Ha, bu havacı kadın profesörlerin şeyi bizim Kadınlar Günü 8 Mart. 8 Mart evet. Kadınlar Günü ama haftası kutlanıyor havacılar için. Bir hafta. Yani 8'ini içeri alan bir hafta. Can büyük bir program yaptı, hazırladı ve arkasından da işte yazılar falan çıktı. Bir de ben cübbe için Gülsün Hanım'dan da izin alındı. Önceki reçkar çünkü hediye eden o. Tabii ve İTÜ'nün cübbeleri de bizim ODTÜ'nün cübbesi gibi basit değil yani çok böyle Alman üniversitelerininkine benziyor böyle. Hayır, ben de yani ODTÜ aklımdaydı yeni bir yer diye ama İTÜ'den de her zaman gurur duyarım yani İTÜ'den yetişmekte ve ilginç bir nokta pardon araya girdim. O zaman bir üniversite diğerini kötüleyerek sisteme girmezdi. İsim vermeyeyim şimdi. Örneğin tek ve en forslu üniversite İTÜ o zaman mühendislikte. ODTÜ kuruluyor. Elbette ki ODTÜ'ye İTÜ'den de birileri gitmesi gerekir ki bir şey olsun. Bize hocalarımız hepsi, biz izin aldık. Hiçbir mecburiyetimiz yok, mezun olmuşuz. Onlar da hep teşvik ettiler. Ve ODTÜ de İTÜ'yü kötüleyerek kurulmadı. Yani o şöyledir, biz böyleyiz, bize gelin denmedi. Şimdiki bir kısım yeni üniversiteler biraz ders alsın. Evet, hazır kuvveti alıyorlar. Bu sefer öbürü çekiyor maalesef. Ve böylece o hafta kutlanırken benim de işte bu ilk yere yakın uzay dedirtmeden kabul etmedim. Havacı kadın profesörlüğü. Bir de dedim ben kadın ayrımcılığına karşıyım çünkü kadınların başına gelen bir kısım erkeğin de başına geliyor. Yani bu
Kadın, kadın lafı zaten anayasada yok, eşitlik var. Fakat sonunda çok ısrar edeceğim, bir anlaşma yaptık. Yere yakın uzay kadın profesörü. O kadın yani... Pardon, ben havacılığı kabul ettim. Hayır, yere yakın nasıl, uzayda nasıl? Kadın, profesör. İlk kadın olmağı kabul ettim. Ha, ama bir şeyden de vazgeçtim. O da... Neden vazgeçtin? İşte kadınlıktan vazgeçtin, ha, kadın bulunmasına itirazdan vazgeçtin. Çünkü can desteğini Kanada'dan alıyor, Kanada'ya yani göre. Yani böylece ve sonunda bana bir de sicil verildi. Sivil Havacılık. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kocaman bir sicilim var. Sicili var. O bir sicilim var. Ya gerçekten değerli izleyenler, yani, mükemmel bir tarih. Yani sohbetleri yani, hayır, çok hayır, değerli. Ben biraz şey komedi olarak anlatıyorum bunları. Çünkü işte sizler ne kadar pırpır insanlarsanız mesela, farkındasınız aradaki boşluğu. Hani, ve bu sizin suçunuz değil tabii. Yani o bakımdan... Yani boş bir nesil gelsin istemiyoruz. Yani en azından bir bilgi birikimi olsun. Aileler bu noktada çocuklarını, ebeveynleri gerçekten bilinçlensin. Yani her şey ailede başlar. Çocuk yetiştirme de o noktada çok şimdi önemli. Şimdi ben bir bayrak yarışı olarak görüyorum. Artık sıkıldım Aile Maysal'ın reklamını yapmaktan. Onu size aktaracağım. Ama bunun için de Milli Eğitim Bakanlığı'nın şey müdürlüğünden izin alıp önce merkezdeki köylere falan gidelim. Biraz da para bulmak lazım. Yani resim kağıdını filan bir kısmını karşılayalım. Sponsorlarımız da bu konuda bize destekli olurlar mutlaka. Çok da güzel bir çıkış yaparız. Seferihisar pilot bölge olur. Vesilesiyle de birçok yere de imza atmış oluruz. Sizlerin sayesinde İzmir Belediye Başkanlığı'na gideriz. Bak Seferihisar'dan doğru. Hadi bizi İzmir'de bir elçi. Ya ama bunu tabii siz yürüteceksiniz. Tabii. Yani ben sadece başlangıç Ersin'le birlikte. İlk bir iki şeyi beraber yaparız. Sonra yorumlamalarınıza yardım ederiz onları. Çünkü çok biz orada oluruz. Metrik de oluşturduk çünkü. Yani hangi yaş grubuna kadar etkin. Bir de bu otizmli çocuklar bir kısmı. Otizm hastalık değil aslında. Yani bir farkındalık sadece. Otizmli çocukların bir bölümü eğer iyi eğitim alırlarsa yaşamlarını sürdürebiliyorlarmış. Yani kendi başlarına bağımsız. Ve Cumhuriyet'e o kadar ben kıvanç duydum ki Cumhuriyetimizle. Mesela Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bir okulda bu program yürüyor. Biz oradaki çocuklarla, o resimleri gösteren çocuklarla da yaptık. Ve eminim buralarda da var öyle çocuklar mesela. Onlar da böylece yani ben de sonuçları, çıkan sonuçları çok merak ediyorum. Birlikte de en azından bir gözlemlemiş oluruz. Çocuklarımızın nasıl bir resim profil çizecekleri de çok anlamlı olacaktır. Resim değil de ifade etme. Evet, ifade. Yani buradaki... Mesela şu şey, Yalçın Gökçebağ, bilmiyorum merak mısınız resme? Resmi. Yalçın Gökçebağ'ın stili bu değil. Fakat prestij projesi bir şeyde Almanya'da olacak. Gidip sunuş yapacağız. Yalçın'a dedim ki seni eğitelim, bir de sen resim yap. Çünkü çocuklar yaptı. Hani bir de bir ressam olarak ifade et bakalım şeyi. Yo dedi, benim stilim bu değil dedi. Benim müşteri, ben paramı kazanıyorum bu yolda. Şeyimi yani değiştiremem stilimi. Hiç merak etme dedim. 100 sene sonra sen yaşamayacaksın, biz yaşamayacağız. Ama resmi, ressamın ilk ve son tarzından farklı yorumu diye. Dünyanın parası satılacak bak, garanti veriyorum dedim. Şaka tabii ama. Ve sonunda eğittik onu, Aurora'nın resimlerini çok beğendi filan. Bir ressam olarak onu ifade etti. Tabii komik bir şey, kutuplarda çiçek var, ne kuş var. O işte kendi stili. Yani çok farklı bir şey yani. Sonra biz bu resmi şeye, slide haline getirip Almanya'ya götürdük. Ersin anlatsın orada ne oldu. İşte orada Yurdanur'un annesi rahatsızdı, o gidemedi. Ben o seansta ben yaptım sunuşu. İşte gösterdim bu resmi, anlattım. O kuzey ülkelerinden bir delege dedi ki çok güzel dedi ama bizim dedi ressamımız böyle bir resmi dedi 110 yıl önce yaptı dedi. Ben de dedim ki güzel ama dedim sizin ressamınız Aurora'nın içine doğmuş.
Bizimki ise ömründe görmemiş, ufak bir fark var dedim. Ya evet. Şimdi Omen or Wonders dedim ya, uzay şeyinin eskiden şeyi. Onlar işte Aurora'yı başka türlü yorumluyorlar. Yok tanrılar bilmem ne yaptı, kızdılar, ettiler filan yani. Bu da modern çağda. Evet. Ve şey dediler, ha biz sonra çok üzüldüm ben. Yalçın büyük bir sanat galerisinde satış yapılıyordu İstanbul'da. Bu İstanbul Bienalinde sergilendi, izahı altında var mı? Ersin dedim ya ne yapalım, çok da pahalıdır. Ve taksitle aldık biz bu resmi ki Yalçın zarar etmesin. Sonra şey arkadaşlar duyunca Avrupa'dakiler, değil mi? Avrupa Birliği'nde, şey bu projedekiler, biz dediler onu proje tahsisatından alır ve size hediye ederdik dediler. Ya. Bu tam hiç dediler yani, çok hoş bir şey olur bu. Bilim insanının Türkiye'de. Alışık değiliz dedik. Ne kadar güzel ya. Ama onları da bilmiyorduk yapacaklarını. Öyle bir şey hiç empoze etmedik bile. Evet, değerli izleyenler. Ama gurur duyduk tabii yani şeyle bir resim. Evet. Hikayeler çok dolu, hakikaten anlatımlar çok böyle yaşanılabilir. Siz, yani bir tarih. Sizin gelecek şekilde olanı alın, her şeyi yapmayın. Çok güzel bilgi birikimi topladık. Çok harika bir sohbet. Zaman kıymetli. Hep bunu söylüyoruz. Hayatımızdaki zamanımız çok değerli. Ne öğrendiysek bizlere kar ve çevremizdeki insanlara da bunu aktarabilmek çok önemli. Biz bunları Business dergimizde de paylaşacağız. İlerleyen sayımızda da. Aynı zamanda da YouTube kanalımızda da sizlere videoyla paylaşım yapacağız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizlere zaman ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Özellikle Aylan Maysan'la ilgilenmeniz çok hoşuma gitti. Evet. Çok verimli oldu benim yönümden. Evet. Güzel bir proje biz de sohbetimizde gerçekleştirmiş olduk. Ya bu konuya da uzman olmanıza yarayacak bir proje çok o. Aylan Maysan. Biz de eğitimine başlayıp kısa zaman içerisinde Seferihisar'da adını duyurmaya başlayacağız. Ve Türkiye'deki en büyük eksiklik, inanın her üniversitede anlatıyoruz, ediyoruz ama orada kalıyor. Evet. Şimdi doktorlara anlatacağım. Onu da söylemeyelim. Aa, çok güzel. Ruh hastalıkları çocukta, değil mi? Ruh hastalıkları. Bir sürü olarak. İşte, mesela infarkt olarak. Psikiyatri, çocuk ve ergen psikiyatrisi. Evet. Kürs, genel olarak dal o. Genç işte şeyler, doktorlar. Dinlesin istedi. Kuzey, İskandinav ülkeleri yani kutba yakın. Tabii güneyde yerleşim yok benim bildiğim. Onun için sadece kuzeyden bahsediyoruz. Hı hı. Orada manyetik kovuk bizi pek koruyamıyor. Onun için bir güneş fırtınasında filan işte belli frekanstaki iletişimde filan zararlı etkiler oluyormuş. Ve ondan dolayı da belli bir mental disease, işte bir onun tıpçı şeyini de söylüyorlar, bilmem ne. İşte akıl, zihinsel şeyler, zihinsel bilmem ne, sıkıntılar. Evet. Ve yani böyle makaleler çalışması var. O makaleleri okudum ben. Çünkü yani siz o etkiler içine onu da koyabilirsiniz. Onu demek evet, sağlıklı güzel olabilir. Bir birikim olur. Çocuklarımızdan da bu şekilde de bir giriş yapmış olacağız inşallah. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere diliyorum. Yalnız bizim programımızı da size söyledim de. Sen bitir röportajı ama. Ha bitti ya röportaj. Evet. Evet efendim. Yeniden görüşmek üzere diliyorum. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere efendim.